Peki doğum sürecinde hazırlıkta neler yapmak lazım? Doğum yaklaştıkça çünkü bazen panik halleri de olabiliyor. Nasıl rahatlatmalı kendini? Bir defa nefes egzersizini öneriyorum. Yine kitabımda o nefes egzersizi teknikleri var. Aslında hepimiz için. Ama doğumda çok çok önemli nefes egzersizi. Nefesle acıyı azaltabiliriz. Yani nefesle mesela biz de öyle bir iğne yapılacakken diyelim ki nefesinizi alıp tutarsınız ve verirsiniz o acı hissetmezsiniz. Acıyı azaltan şey bize bahşedilen her sabah aldığımız nefes. O yüzden nefes tekniklerini öneririm. Kendine konuşmasını öneririm. Yani bunu bir başa çıkabilecek bir süreç olduğunu kendini kanıtlamasını öneririm. Ve hamilelik psikolojisinde en önemli hazırlığın çocuk hayatına geldiğinde hayatının değişeceğini bilmesini öneririm. Hazırlıklı olsun. Çünkü kesinlikle değişecek hayatı. Uykusuz kalacak. Benim şimdi bir arkadaşım doğum yaptı. Çocuk burada broş gibi hiç ayrılmıyor. Ama dedim ki 40 gün kalsın hissetsin. Ondan sonra çocuğu yavaş yavaş anneden ayrıştırmak lazım. Şimdi oral fiksasyon işte bu dönemde oluyor. Çocuklar anne emmeye başlıyor ve bizim psikologların bildiği bir şey var. Pek halk bilmez ama emzirildiği zaman çocuk kendi uzantısı görür annenin memesini. Onu birden kopartmak, çekmek, emzirmemek işte çocuğa bu anlamda da zararlı psikolojik olarak. Sadece yani süt vermek anlamında değil. O yüzden eğer imkan varsa uzmanlardan destek almak yoksa kitaplarla, televizyon programlarıyla. Evet, işte benim kitabımda kesinlikle medyadan teknik var. Bu tekniği okuyarak yapabilir ama mutlaka uzmana da başvursun derim.